Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor. İzliyoruz. Artık futbol ailesinin bir dur demesi lazım. Medeti de kimseden beklemeden bizim Kulüpler Birliği olarak yapmamız lazım. Kulüplerimizin böyle bir iradesi var. Yaklaşık bir senedir yapmış olduğumuz bir çalışma var. Bir senedir yapmış olduğumuz çalışmanın son halini de oluşturduk. Futbol Federasyonu'nda UEFA'ya vermiş olduğu bir taahhütler var, yeni taahhütleri var. Biz de kendi yapmış olduğumuz çalışmayı Futbol Federasyonu'na ileteceğiz. Artık kulüp lisanslamasının yeni lisanslama yöntemiyle olacak. Bundan bu şu demek, kulüpler, özellikle borçlu olan kulüpler hızla bütçelerini daraltmak zorundalar. Buna mensup olduğum Beşiktaş'ta dahil olmak üzere söyleyeyim. Ve artık birazcık daha disipline gitmek durumunda. Bu şu avantajı getiriyor, bir tek Beşiktaş değil, bütün özellikle şampiyon olmuş kulüplerin hepsinin daralması manasına geliyor. Bu da esasında kendi içinde rekabeti biraz daha düşük bütçelerle aynı seviyede koruyacaktır. Bunu zaten bozan en önemli etki, bu disipline birisi uymadığı zaman öbürleri de kamuoyu baskısına uymama durumda kalıyor. Bunu da ortadan kaldıracak. Kulüpler kendi göbeğini kendi kesecek. Başkanım, sizin toplantıda oldunuz. Ya da çok da önemli bir gelişme yaşandı. Sayın Yıldırım Demirören'in istifasını öğrendi tüm kamuoyu. İçeride yeni bir yol haritasına dair bir konuşma geçti mi? Ya da bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Bunu da merak ediyoruz. Ya benim açımdan hiç beklemediğim bir sürpriz bu. Yani hiç tahmin etmediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Biz de toplantı esnasında duyduk. Hayırlısı olsun, %100 bir gerekçelere, bir sebepleri vardır. Hiçbir şey konuşmadık bununla alakalı. Çünkü konuşulacak ne bir bilgi birikimimiz var, herkes şok oldu. Bundan sonraki süreç Türk futbolu için hayırlısı olsun, Yıldırım Bey için de. Ona yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Üstü Güreli Bey de yeni federasyon başkanımız olmuş. Onda hayırlı olsun diyelim. Başkanım, tabii sizi biraz daha yakından ilgilendiren bir durum daha var. Şenol Güneş'le ilgili de bugün resmi bir açıklama geldi. Şenol Hoca artık Haziran ayı itibariyle milli takımın teknik direktörü olacak. Bu süreçte de anladığımız kadarıyla en azından bize ulaşan bilgi, Beşiktaş'la birlikte çalıştıracağı şeklinde. Bu durumu da size sormak istiyorum. Şimdi bizim yönetim kurulu toplantımız var. Birazdan şu anda sizle konuşmamdan hemen çıkıp yönetim kurulunun yanına gideceğim. Kulübümüz bununla alakalı resmi bir açıklama yapacaktır. Ona da şu anda hayırlısı olsun diyeyim. Ama Haziran'a kadar Beşiktaş'ın başında gibi gözüküyor Şenol Hoca. Tabii ki. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Evet, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman canlı olarak konuştu. Basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tabii ki Kulüpler Birliği toplantısının hemen ardından soruları cevapladı. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Yeniden